bir maskeyi bile en adisinden alıyorlar. Yoldan tutuklarını işe alıyorlar. Yer Tuzla Tersaneler Bölgesi, İstanbul. Olay tersane işçi ölümleri. Bilanço: kayıtlı 169 ölü, kayıt dışı bilinmiyor. Tuzla genellikle tersaneler bölgesindeki ölümlü kazalarla haber olur. Toplumdaki algı maalesef bu yönde. Ancak bu defa öyle olmadı. 23 Aralık 2013 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki askeri Alaybey Tersanesi'nde feci bir kaza yaşandı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Bu olay gözleri yine tersanelere çevirdi. Özellikle de yıllardır işçi ölümleriyle gündeme gelen Tuzla Tersanelerine. Tersane patronları tamamıyla korsan çalışma yaşamına alıştığından kaynaklı hiçbir şekilde yasal mevzuat uygulanmamıştır Tuzla'da. Halen uygulanmıyor. Düşünün diyorum, işte bir tane çalışmada kazadan geçiren bir tane adamı göremiyorsunuz. Kaçırıyorlar, saklıyorlar, inkar ediyorlar, kaybediyorlar. 40 tane oyun oynuyorlar. Hiçbir tanesi varmıyor. Onun için işçi sağlığı, iş güvenliği önleme alınmadığından kaynaklı Tuzla tersaneleri onun için gün yüzüne çıktı. İstanbul tersaneleri yıllarca Haliç kıyısında görev yaptı. Ancak büyüyen şehirle beraber Haliç de yetmedi ve 1969 yılında tersaneler Tuzla Aydınlık Koyun'a taşındı. Bu bir ihtiyaçtı. Gemicilik sektörünün büyümesiyle birlikte Tuzla'daki tersaneler de büyüdü ve ağır iş yüküyle karşı karşıya kaldı. Bu durum en çok işçileri etkileyecekti. Zira tersane işçiliği en zor koşullarda çalışmayı gerektiriyordu. Kuralsız çalıştırıyor. İşte geçici işçidir, getiriyor, diyor ki bende 20 günlük iş var. 20 güne getiriyor. Ayakkabısını vermiyor. Haydi haydi sıkıştırıyor. İşçiler de zaten sürekli iş olmadığından kaynaklı 20 günlük bir iş bulmuş. Bütün tehlikeyi göze alarak artık bu işler 20 gün çalışayım da en azından 20 günlük bir ücret alayım. Çoluk çocuğu, işte kiram var, elektrik var, suyum var, doğalgazım var, bunları ödemek için buna razı geliyor. İşçi 24 saat bile çalıştırılabiliyordu. Ne kadar yorgun, uykusuz olursa olsun. 24 saat çalışan bir işçinin de kaza yapma olasılığı %90, %100 gibi bir şey. Hızla artan üretimle birlikte Tuzla'daki iş kazaları da artmaya başladı. 1985'li yıllarda başlayan işçi ölümleri, özellikle 2000'li yılların ikinci yarısında korkulacak boyuta ulaştı. 2007 öncesinde sigortasız çalıştırma, yani tamamen herkesin içeri girip çıkabildiği çok rahat alanlar olabiliyor. Ve burada bir denetimsizlik söz konusu. Yani devlet verilerinde bir kaydın yok. Çelik metaller vardır büyük. Onları kaldırıyorlardı. İstihap haddini aşmıştı herhalde. Kaldırırken vinç birdenbire büküldü, iki büktüm oldu ve arkadaş da içinde ezildi, rahmetli oldu. O güne kadar pek çok çabaya rağmen görünmez olan işçi ölümleri de artık medyada yerini almaya başladı. Bir kamuoyu oluşturdu ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Benim eşimin vefatından sonra aynı ay mı ya da bir dahaki ay mı 3 ölüm ardı ardı olduktan sonra medyada biraz daha ilgilenmeye başladı. Çok büyük etkisi var. Kulak ardı eden devlette oturanlar kulak ardı edemiyorlar.
medyada çıktığı zaman kulak ardı edemiyorlar. Yani en azından sigortasız işçi çalıştırılmıyor. Ayda bir tane de olsa tulumunu, iş ayakkabısını, baretini alabiliyor. En azından maaşı düzenli ödenebiliyor. Her şeyden önemlisi burada çalışan, yani evli olanlardan daha fazla bekar olarak yaşayanlar var. Onlar sefaletten kurtuldu. Onlar farelerle bodrumlarda yatıyorlardı kendi imkanlarıyla. En azından şimdi onlara birer ev tutulabiliyor. Çok fazla şey değişti. İsterim ki medya çok daha fazla ilgilensin. Yıllarca tersaneler iş adamlarının, siyasetçilerin söylemlerine malzeme oldu. Ve işçi ölümleri üretim sürecinin doğal sonucu olarak kabul edildi. Çalışma Bakanı ağır sanayi kolundaki ölümlerin ayda 3-5 tane olmasını normal, doğal karşılıyorsa bunun üzerine, yani bir başbakan sadece gemi indirilirken gelmemeli bir tersaneye. Gemi bittiyse, askeri bir gemi bittiyse helikopteriyle gelip bir tersanenin üzerine koyup o geminin indirilişini alkışlayıp geri dönmemesi lazım. Burada yüzlerce, binlerce insan ölüyor. Geçen yıllarla birlikte kaza nedenleri sorgulanmaya başladığındaysa acı gerçek ortaya çıktı. İşçiler bilgisiz ve eğitimsizdi. İlk başladığım yıllarda yani ev hakkınızı götürüyorsunuz. Daha baret nedir? Veyahut da şu parça nedir, bu parça nedir bilmeden direkt iş sahasına alınıyordunuz. Adama eğitimi veriyor. Yani işçi kardeşlerimizde de var. Adama eğitimi veriyor. Yani güzel eğitim veren tersaneler de var. Adam eğitimini veriyor. Diyor ki kardeşim yemeğe giderken veyahut da oradan çıkarken oksijen lambasını içeriden çıkartın. Aşağıdan ana vanalarını kapatın. Hayır kardeşim, adam kapatmıyor. Tankın içerisinde oksijen lambası. Yemekten dönüyor, geliyor. İçeriye giriyor. Bir dinleneyim diyor. Bir sigara yakıyor. Güm. Adam geminin yan tarafında çalışıyor. İçeride patlama oluyor. Adamın hiçbir suçu günahı yok. Patlamadan adam ölüyor. Kazaların birçoğu ilk işe girişte, yani 8 ile 9, 10 arası yaşanıyor. Bir de akşam 4 ile 5 arası, 6 arası işte kazalar yaşanıyor. Neden sabahleyin oluyor? Sabahleyin işçi işe geldiği konumda işin güvenli ortamının ne olduğunu bilmiyor. Paldır küldür dalıyor. Akşamları da zaten yorgunluk ve dikkat dağınıklığı, duman, gaz, gürültü. 11'de iş bitmedi mi? 2 saat daha devam et. Bitmedi mi? Sabaha kadar devam. Böyle bir kuralı olmayan, aslında sadece işin ahengine, işin gidişatına uyumlu bir tane çalışma ortamı oluşturulmuş. Birçok sektörde olduğu gibi taşeronluk sistemi burada da ön plana çıkıyordu. Maliyeti düşürmek için tercih edilen taşeronluk sistemi, İş kazalarının tek nedeni değildi elbet ama en büyük tetikçisiydi. İş hacmi büyüdükçe tersane sahipleri aldıkları işi çok sayıda taşerona yüklüyorlardı. Bu durum daha ucuz işçiyi, daha ucuz taşeronu karlı üretimin ana formülü haline getiriyordu. Kahvehaneler vardır orada. Kahvehanelerden adam toplarlar. Gündelik 20 lira, 30 lira. Böyle bir konum içerisinde de o vatandaş, yani başına geleceğini bile bile ekmek parası için oraya gitmek zorunluluğunu hisseder. Taşeron veyahut da firma yetkilisi kimse gelir, oradaki insanları kahveden toplarlar, çalışma sahasına götürürler. Müzik
taşeron çalışmanın çok yaygın olduğu bir alan. Onun da getirdiği sıkıntılarla birlikte işte kimin nerede çalıştığını bilemiyorsun. Üretim çok parçalanmış bir şekilde. Tamamen insanların birbirinden haberdar olmadığı bir üretim mekanizması var. Yani tamamen karmaşanın hakim olduğu, hiçbir düzen hakim olmadığı bir çalışma şekli var tersanelerde. Daha fazla eleman yerine az kişiyle daha çok işi kısa zamanda yapma telaşındalar. Ondan kaynaklı iş kazaları yaşanıyor. Ölümle sonuçlanan iş kazalarının her birine birer isim verildi. Kimi patlama, kimi düşme, kimi de elektrik çarpmasıydı. Tersanelerde ölümlü iş kazalarına şahit olan işçilerse sadece işsiz kalmamak ve 3 kuruş para kazanabilmek için tüm bu şartlara boyun eğiyordu. Sahip oldukları hakları bilmeden, işlerinden olmamak için hiçbir şeye ses çıkarmadan çalışıyorlardı. İşçinin güveneceği bir yeri yoksa, çoluk çocuğuna götüreceği 3 kuruşluk ekmek için, hatırı için ölümüne razı oluyor ve o iskele, uygunsuz iskeleye çıkmak zorunda kalıyor. İş çıktığından da ölümüne sebebiyet veriyor. Ondan sonra şunu söylüyor. Ya işte çıkmasaydı, görmeseydi. İşverenin yetkinliği var. Diyor ki, tehlikeli bu işte çalışma ortamını, güvenli çalışma ortamını yaratmadığın sürece bu işçiyi çalıştıramazsın. Tuzla Tersanesi'nde çalışıyoruz. Çalıştığımız yerde havuzun altındaki işçinin kafasına bir iskele parçası düştü ve işçi orada beyin kanaması geçiriyor. Bunu işçi ambulansla götürülmesi gerekirken bir arabanın bagajına konulup götürüldü. Bir yanda taşeron firması vardır, bir yanda kaynak taşeron firması vardır. Bunlar birbirinden habersiz bir şekilde işi yaparlar ve kaçınılmaz son patlamalar, iş kazaları. Daha çok kazanmak isteyen işverenler maliyeti düşürmek için tek çıkar yolu işçi giderlerini kısmakta buldu. Kazanın kaynağını ortadan kaldıracak küçük tedbirler daha çok kazanmaya engel görüldü ve işçiler göz göre göre ölüme gönderildi. İhmalata yönelik kısıntı yapılmaz hiçbir iş yerinde. İlk olan insanlara yapılandan kısılır. Nesinden kısacak? Ayakkabısından, emniyet kemerinden, sigortasından, diğer şeylerinden. Bu da daha ucuz işçi çalıştırmaya gidecek. Ve bu da sıkıntıları doğuracak. Tersanelerdeki durum bu. İşçi sağlığı, iş güvenliğini özellikle tersane patronları bunu angarya masraf olarak görüyor. Yani işin bir parçası olarak görmüyor. 220 veyahut da 380 kabloyu paramparça 40 yerde ek var. Suyun içerisinde yürütürseniz işçi bunu görmez, buna basar veyahut da müdahale ederken bir demir parçasına denk gelip bunu tuttuğu zaman bu işçi çarpılır, ölür. Bu işçi üniversite mezunu olsa, eğitim de görse, işe giriş eğitimi de verse, mesleği yeterlik eğitimi de olsa elektrik çarpması bunu dinlemiyor. Kamuoyunda çok dillendirilen, medyada sıkça haber olan tersane ölümleri durdurak bilmeden artıyordu. Ve sonunda devlet işi daha ciddiye almaya karar verdi. Meclise ve bakanlıklara kadar konu olan tersanelerde süreli ve süresiz kapatmayı denetim sayan devlet, bu iş kazalarının ve ölümlerin önüne geçebilecek miydi? Binlerce işçinin çalıştığı tersanelerde ölümleri durdurmak için bir şeyler yapılacak mıydı? Bir denetime şahit oldum, evet. O gün tersanede mesela normalde 3000-4000 kişi çalışıyorsa o gün tersanede 300-400 kişi vardı. Hemen her yerler temizlendi. O kablolar karma karışık olan her şey
bir gün, iki gün öncesinden. Her şey temizlendi. Ben şuna da çok üzüldüm. Ya denetime geleceksiniz, neden biz denetime geliyoruz diyorsunuz? Birincisi, bizim hiçbir halkamız tam değil. İşçi ayağımızda sıkıntımız var, işveren ayağında sıkıntımız var, denetim ayağında sıkıntımız var ve şey ayağında sıkıntımız var, SGK ayağında. Bunların hepsi birbirini etkiliyor. Devletin belli mekanizmaları basınç altında kalarak harekete geçti ve ondan sonra Tuzla tersanelerinde belli bir dönem sonrasında devletin sistemli müdahalesi oldu işte. Sigortalar artık yatırılmaya başlandı, işçiler kayıt altına alınmaya başlandı, sağlık denetiminden geçmeye başlandı. Bir de toplumumuzun şöyle bir yargısı var, düşüncesi var. Ben bildirmezsem bana hiçbir şey olmaz. Ben işte para vereyim, işte kan parası vereyim ya da işte susturayım. Cebine iki kuruş vereyim, bakanlığa gitmesin, hastaneye götürelim. Hastanede normal kaza gibi gösterelim, evde olmuş diyelim, sokakta olmuş diyelim. Araba çarptı, bilmem şu vurdu, bu ezdi gibi düşüncelere sahipler. Aslında bunu ne kadar yaparlarsa yapsınlar, çalışanın 10 yıl süreyle dava açma hakkı saklı. Avrupa'nın en büyük tersanelerinde ölümler neredeyse yıllardır yok gibi. Kanunlar açık ve herkes bu kurallara uyuyor. Kanunlar caydırıcı ve etkili. Türkiye ise tamamen farklı. Yaşanan pek çok ölüm vakasında aileler kan parası karşılığında şikayetçi olmaktan vazgeçti. Ölümlü kazalardan dolayı hiç kimse hapis cezası almadı. Kayıt dışı gösterilen ölümlü kazalar hakkında hiç kimse konuşmadı, konuşmuyor. İşçi ölümleriyle alakalı olarak idari hukuk açısından emsal bir karar çıkmadı. Özel ya da askeri tersaneler gözetmeden ölümler devam ediyor.